Allah ne kadar güzel süslemiş meyveleri. Ya mesela ot diyoruz, bitki, ağaç falan. Mesela insan değerim ya, bir ki insan aklının milyonlarca misli daha zeki ve daha usta. Yani insan mesela o üzümün ne biçimini verebilir, ne tadını verebilir, ne o kalsiyum, manezyum, çinko dengesini tutturabilir. Mesela ne kadar demir çekeceğini biliyor ya, herhangi bir hücre. İncecik kıl kadar, kıldan da ince kökleri toprağın altında geziyor, çamur sularının içerisinde. Tertemiz suyu çekiyor sadece. Mesela en âlâ süzgeçler oradan bile geçirsen çamur suyu kokar yani. Hiçbir şekilde olmaz. Ama o kıldan ince köküyle tertemiz suyu çekiyor. Demiri alıyor, bakır, çinkoyu alıyor. Bakteriyi almıyor. Virüsü almıyor, geçemiyor. Mesela zararlı maddeleri almıyor. Aynı yerde mesela başka maddeler, onları almıyor. Demiri tam oranında, üzümdeki klasik oranında alıyor. Mesela daha düşük ya da alçak almıyor, tam oranında. Atomu tanıyor ya. Atomu insan görebilir mi? Görüp duyu göremez. Dokunulacak bir şey, atomu tanıyor. Demir atomunu tanıyor. Mesela miligramı oluştuğunda, oraya üzümün içine gelecek kadar demir oluştuğunda artık bir daha demir almıyor içeriye. Tamam diyor. Manezyum yeteri kadar aldığında manezyum bir daha almıyor. Kalsiyum yeteri kadar aldığında, yani üzüme has oranını aldığında almıyor. Mesela hayvan sütünde de kalsiyum manezyum oranı belli. Sütün içinde hücreler kalsiyum iyonlarını tek tek topluyor. Sütün oranına uygun hale gelince kalsiyum alınımını durduruyor. Demir de, yani sütte olacak kadar demir oluştuktan sonra daha fazla demir almıyor. Atomları tanıyor ya, teker teker atom topluyor. Demiri direkt alamıyor. Demirin üstünü kaplıyor hücreye girmesi için. O kapladığı maddeyle hücrenin içine geçişini sağlıyor. Sonra o kapladığı maddeyi açıyor, demiri dışarıya çıkarıyor, demiri kullanıyor. Herkes de normal görüyor, Darwinistler yani, herkes derken materyalistler, çok normal bunlar. Ahirette bir bir anlatacaklar, her maddeyi, her konuyu tek tek anlatacaklar. Yani nasıl normalmiş, nasıl tesadüfen olmuş, soracak Allah, onlar da anlatacaklar. Yani kromozomlar, kofullar, örümcek, efendim karınca, süt, aklına gelen her şey. Mesela yumurta duruyor tavuğun altında, hayvanın altında. Su, yumurta görüyorsunuz. Kanatlarını falan açarak sanki böyle illüzyon gösterisi gibi ya. Altından bıcır bıcır çıkıyor, bir de bağıra çağıra çıkıyor. Su olan yumurta karşına küçük tavuk olarak çıkıyor. Bir de bayağı bilmiş oluyor böyle. Temizliyor, memizliyor, oraları falan çırpınıyor. Kanat açıyor falan. Kanatlarını tek tek temizliyor, ufacık patilerini falan.